Merhaba arkadaşlar, Kripto Sohbetim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu piyasaya girmeden önce dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları anlatacağım arkadaşlar. Videoyu çok dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Bu işe yeni başladıysanız ve başlayacaksanız bu videodaki anlatılanlar her şey hatalar yaparak tecrübeler edindiğim konular aslında. O yüzden sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer ben bu piyasada her şeyi öğrendim diye arkadaşlar varsa da videoyu izlemeyebilirler. Fakat herkesin öğreneceği bir şeyler vardır arkadaşlar. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz faydalı olacağına inanıyorum ben. Ondan önce kanalımız bin aboneye açtı. Bunun için size çok teşekkür ederim. Abone olmayanlar da varsa abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı da izleyerek ve like atarak destek olabilirsiniz. Ayrıyeten Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza gelerek oradan sizinle anlık iletişime geçebiliyoruz. Videolarımız biraz uzun sürüyor atması. Fakat Telegram'a gün içinde sürekli aktif olup bilgilendirmeler, orada muhabbetler çeviriyoruz. İnsanların sepetlerini inceliyoruz. Herkes orada çok güzel bir muhabbet çeviriyor. Oraya da gelip siz de katılabilirsiniz muhabbetlerimize. Öncelikle gördüğünüz gibi piyasa kıpkırmızı arkadaşlar. Bu da çoğu arkadaşı üzüyor. Fakat bizim birinci kuralımız her zaman kısa vadede bizi üzmeyecek, kısa vadede bize ihtiyacımız olmayacak paralarla giriş yapmamız. O yüzden bu ekranlar şahsen bu mantıkla ilerlediğim için beni çok üzmüyor arkadaşlar. %10'luk, %20'lik, hatta %50'lik düşüşler bile kısa vadede beni üzmeyecek miktarlarla alım yapıyorum, işlem açıyorum. Bu birinci maddemizdi. İkinci maddemiz de birinci maddeyi sakın unutma. Çünkü bu madde sizi her zaman ipten alacak madde arkadaşlar. Yani siz çok riskli başkasından borç alarak veya bir şeyinizi satarak bu piyasaya girerseniz bir ay sonuna, bir hafta sonuna, iki ay sonuna veya üç ay sonuna hatta sene sonuna kadar bu parayı alabileceğiniz meçhul. Yani tamam piyasa çok güzel gidiyor. Çok güzel de gidiyordu. Fakat gördüğünüz gibi bir düşüş yaşadık. Aslında bu düşüşler birinci maddeyi unutmayan insanlar için her zaman olumlu oluyor arkadaşlar. O yüzden minimum miktarlarda yani sizi üzmeyecek minimum miktarlarda girmeniz bu piyasaya her zaman sizin için daha iyidir arkadaşlar. Ben şahsen kendim şu şekilde bakıyorum olaya. Bitcoin'lerin tüm zamandaki grafiği arkadaşlar. Bu grafikte geçen boğa sezonundaki durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradan Bitcoin alan insanlar aslında paralarını buraya baktığımız zaman 2020'ye kadar yani 3 sene boyunca geri alamamışlar arkadaşlar. Yani siz burada ihtiyacınız olan bir parayla girdiğinizi düşünün. Yani piyasanın aslında şu an o durumda olduğunu düşünün. Yani Bitcoin örnek veriyorum fakat bu her coin için geçerli veya token için. Siz buradan aldığınızı düşünürsek 3 sene boyunca paranız eğer satmadıysanız bu şekilde devam etti. Ve devamında sonunda mutlu sona ulaştı buradaki insanlar. Emin olun 3 sene bekleyen insan şuralarda falan satmıştır. Yani o da e, o psikolojiyle alakalı bir şey. Fakat biz aynı pozisyona düşeceğiz diye bir şey yok tabii ki. Ben sadece örnek veriyorum. İhtiyacı olmayan yani gözünün görmediği parayla giren insanlar. Yani şurada param çöp olsa bile deyip de 3 sene boyunca bu parayı burada tut, tutabilir veya tutmuştur da. O yüzden bu şekilde örnek vermek istedim arkadaşlar. Bu her grafik için geçerli. Mesela en çok konuştuğumuz ontolojiyi açalım. Gördüğünüz gibi en tepeden alanlar yani, yani şu seviyenin üstünden alan bütün insanlar şu an zararda. Belki de şuradan alıp da eminim ki vardır zaten. Yok değil. Şurada alıp da bu coin'i hala tutan insanlar vardır elinde. Yani 3 sene boyunca. Yani biz de şu an bu pozisyonda olabiliriz. Sonuçta... Babamızın oğlunun şirketleri veya projeleri değil bunlar yani olabilir o yüzden hep bu kafayla bakın arkadaşlar bu piyasaya o yüzden de bu tarz paralarla girmeniz her zaman sizin için daha iyidir. Biz sürekli grafik okuyoruz analiz ediyoruz fakat yani bu her zaman tutacak veya her zaman öyle devam edecek olumlu gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü olarak en önemli madde benim için pump yapan coinlere kovalamamak arkadaşlar benim için minimum risk ve maksimum kar elde etmektir benim amacım. O yüzden pump yapan coin'lere girmeyi çok olumlu bulmuyorum arkadaşlar. Şöyle size çilizden örnek vereceğim. En yakın örnek olduğu için çilizi çoğu insan bildiği için. Şöyle bakacak olursak Chiliz kısa zamanda yani toplam 4 bölgede pump gerek devam etti. Ve aslında çok güzel de kazandırdı çoğu insana. Burada bir pump gördük. Daha sonrasında burada gördük. Daha sonrasında burada gördük. Ve en son pump'ını yaparak yukarıya iğnesini atarak aşağı doğru çöktü arkadaşlar. Eğer bu... Buradan alan arkadaşlar olduysa şu an hala içerideler. Fakat bu çelizine yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Sadece kısa vadede risk alan insanlar için bunu söylüyorum. Şöyle aslında buradan alan insan bu pumplarda çok güzel karlar elde etti. Fakat bu pumpların yani şu birinci pump geçti. ikinci pumpta gördüğünüz gibi zaten bir düzeltme gelmiş. Daha sonrasında ikinci pumpta şu gördüğümüz şöyle çizmek gerekirse şu gördüğümüz düşüşü aslında tam olarak burada da görebilirdik arkadaşlar. Yani aynı seviyelere bu şekilde gelebilirdi. O yüzden her zaman pump yiyen coin'e girmek risklidir. Bunu zaten çoğu videomda söyledim. Bu riski göze alırsanız tabii ki girebilirsiniz. Benim için pump yiyen coin'lere girmek benim için her zaman risklidir. Ben girmeye o yüzden olumlu bakmıyorum arkadaşlar. Bu tabii ki herkesin düşüncesi farklıdır. Fakat benim için pump yiyen coin'ler çok mantıklı değildir. Ne zaman alırım? İşte bu zaman alırım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e, bu seviyelere geldiği zaman yani artık bir stabil hal almış. Hatta stabil hal alması 0.53 seviyeleri. Yani şu seviyelerde aslında bir stabilleşme yaşadı fakat piyasanın olumsuz gitmesiyle beraber aşağı doğru indi. O yüzden aslında bu tarz coin'lere girmek yani pump yaptığında girmek kazandırmayabilir. O yüzden bir stabil hal almasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu da benim için üçüncü bir kuraldır. Benim için en önemli kurallardan biri de aç gözlü olmamak arkadaşlar. Mesela şöyle yine çilizden örnek verelim. Bu açıkken başka bir koyun açmak istemiyorum. Şöyle şunları da kaldıralım. Çok fazla yer kaplamasın. Şöyle örnek vermek gerekirse. Ben çilizi 0.13 seviyelerden aldığımı düşünelim. Ve şu pumpta yani yaklaşık bir %100 pumpında şöyle bakacak olursak hakta. Yaklaşık bir %100 karında seviyelerde %100 karında ben bu çilizi elimden çıkartırım arkadaşlar isterse uzaya gitsin. Benim için önemli değil. Ben bunu kısa vade için söylüyorum. Uzun vade için e, yarısını elden çıkartıp yarısını da uzun vade sepetime bırakırım. Yani şöyle düşünürsek 1000 liralık bir çiliz aldığımızı düşünelim. Ve paramız burada 2000 lira oldu. Ben bunun yarısını burada satarım. 1000 liramı tekrar bırakırım. Uzun vadede nereye giderse gitsin satmam. E, tabii ki satmam derken şöyle. yani Artık doyum noktasına ulaştığını düşünüyorsam ben bu coin'in. Yani burada hala bin binlerim, liramız olduğunu düşünürsek hala %150'lik bir yükseliş varsa buralarda da yavaş yavaş karlarımı çıkmaya başlarım. Sebebi de e, market cap'tir arkadaşlar. Her coin'in kendine göre bir yani doyum noktası vardır. Chiliz'in de ben aslında doyum noktasına ulaştığını düşünüyorum. Kısa vade için doyum noktasına ulaştığını düşünüyorum. Daha doğru olur bu şekilde söylersek. Şöyle bakacak olursak Chiris şu anda hangi seviyelerde? Yani 39. sırada ve 2.7 bir market cap'i var ve o gösterdiğim noktalarda yani 90 cent civarlarına çıktığında bir 3.5 seviyelerine ulaşmıştı ve ben de bu çiliz için yakın zamanda çok fazla olduğunu düşündüğüm için o karımı orada çıkardım. Elimde çiliz olsaydı çok fazla risk almamak her zaman daha iyidir ve aç gözlü olmak her zaman daha iyidir arkadaşlar. Fazla aç gözlü olmayıp Coinlerin düştüğü zaman alıp yükseldiği zaman da satmaktır. Yani %100 karlar falan çok büyük rakamlar arkadaşlar. Hiçbir piyasada %100 karı bu şekilde elde edemezsiniz. Yani minimum riskle maksimum karlar elde edilecek çok güzel bir piyasalardan birindeyiz aslında. O yüzden benim için aç göz olmak çok önemli bir kuraldır. Bunu da söylemek istedim. Ve benim için size önerebileceğim yani kendimce tecrübe ettiğim olaylardan yola çıkarak söylüyorum. Yani kendi açımdan değil ama çevremde gördüğüm olaylardan bahsedeyim şöyle. Kısa vadede zengin olacağım tribine girmek her zaman bu piyasada zarar ettirir arkadaşlar. Yani bir coin'e 10 bin dolar para yatırayım ve tutayım bir ay sonra 100 bin dolar param olsun. Tribine girmek her zaman kaybettir arkadaşlar. Ne olursa olsun. Gelir burada çilize 10 bin dolarım var ben buna yatırayım zaten bu deli gibi uçuyor çiliz deyip de alırsanız bu şekilde zararlar edip psikolojinizi de kötü etkileyebilirsiniz. Yüksek miktarlarda risk almayı sevmiyorum bu piyasada. O yüzden kendi Çapımda herkesin bütçesi de bir değildir. Kendi çapınıza kendiniz değerlendirerek bu piyasaya varlığınızın onda biriyle girmeniz en doğrusudur. Maksimum onda ikisiyle onda üçüyle girmek en mantıklısıdır. Söyleyebileceğim en önemli notlardan biri de budur arkadaşlar. Kısa vadede zengin olma hayaline hiçbir zaman girmeyin. Böyle bir şey e, bu piyasada olumlu olabilir. Fakat riski de çok büyük olur. Piyasanın kötü gitmesiyle beraber birden üzülebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten kötü de gidiyor. Ve bu çok da kötü bir durum değil arkadaşlar. Onu da şöyle Bitcoin'e örnek vermek istiyorum. Zengin olacağım hayaliyle buradan giren insanlar aslında 3 sene boyunca burada süründü arkadaşlar. Sonunda ulaştı mı? Ulaştı. Fakat bu paranın yakın zamanda lazım olduğunu düşünürsek buralardan her türlü zararına sattığını görebiliriz bu arkadaşın. Yani o yüzden çok büyük riskler almanızı tavsiye etmem bu piyasada. Çünkü ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz arkadaşlar. Zaten şu anda ben bir silkeleme operasyonu olduğunu düşünüyorum. Bitcoin ve altcoinlerde çok fazla panik yapmamanız, çok önemlidir. Yani panik yapmak her zaman kaybettirir. Zaten birinci maddeyi unutmadığınız sürece hiçbir zaman panik yapmazsınız arkadaşlar. Panik hiçbir zaman bu piyasada yapılmaz. Bu en çok kaybettiren durumdur panik yapmak. Yani piyasa ne kadar düşerse düşsün birinci maddeyi unutmadığınız sürece zaten bu piyasada kazanırsınız arkadaşlar. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah dediklerimi kulak arkası etmeyip minimum riskle maksimum karları elde edebiliriz hep beraber. Ee, videolarımı yaparken de hep bu maddelerden çıkmamaya çalışıyorum. Ben. Kanalıma abone olarak ve videoları beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Telegram grubumuza da tekrar söylüyorum. Gelerek muhabbetlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bin abone için de tekrardan teşekkür ederim. İnşallah nice bin abonelere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar herkese.